Merhabalar, Trello araç tanıtım videosuna hoş geldiniz. Trello nedir? Trello uygulaması, ekip çalışmasına yönelik bir uygulamadır. İşlerinizi organize etmek, yapmanız gereken işleri unutmamanız için kullanabileceğiniz bir araçtır. Trello'nun en büyük avantajı ise Türkçe dil desteğinin olmasıdır. Trello uygulamasına nasıl kayıt oluruz? Kayıt ol seçeneğine tıklayarak karşımıza gelecek forma, adınızı ve soyadınızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek yeni hesap yaratabilirsiniz. Veya Google hesabınız varsa Google ile kayıt ol seçeneğine tıklayarak Trello'ya kayıt olabilirsiniz. Trello görüldüğü gibi basit bir arayüze sahiptir. Panolar kısmında kişisel panolarınızı görüntüleyebilirsiniz. Oluştur kısmında pano oluşturabilir, kişisel ekiplerinizi oluşturabilirsiniz. Profil kısmında profil ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Bilgi kısmında Trello ile ilgili yeni bilgiler alabilirsiniz. Bildirimler kısmında ise diğer üyelerin pano üzerinde neler yaptığını takip edebilirsiniz. Yeni bir pano oluşturuyoruz. Pano oluşturuyoruz sekmesine tıklıyoruz. Ödev. Burada görmüş olduğunuz gibi özel veya herkese açık bir hale panonuzu getirebilirsiniz. Veya sadece ekip arkadaşlarınızla panonuzu paylaşabilirsiniz. Oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi ödev panomuz oluştu. Liste ekleye tıklayarak listelerimizi oluşturuyoruz. Yapılacaklar. Diğer bir listemiz ise yapılanlar. Kart ekleye tıklayarak yapılacak görevlerimizi belirliyoruz. Blok oluştur. Bloğum düzenle. Burada bir kartın üstüne tıklayarak kartımızı düzenleyebiliriz. Kartımıza açıklama ekleyebiliriz. Sekmeler oluştur. Arayüzü düzenle. Burada görmüş olduğunuz gibi üyeler sekmesinden bloğu düzenle konusuna üyeler ekleyebiliriz. Etiket kısmından ise renklerle bloğumuzu eğlenceli bir hale getirebiliriz. Buradan önemli diyoruz. Kırmızı ya ise çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi burada etiketimiz çıkıyor. Çok önemli diye. Kontrol listeleri oluşturabiliyoruz. Kontrol listesi ile yapılacak görevleri yazıp ne kadarının yapıldığını kontrol edebiliyoruz. Sekmeler diyelim. Buradan ana sayfa sekmesi ekleyelim. İçerik. Materyal. Görmüş olduğunuz gibi burada eklediğimiz kontrol listelerini tıkladığımızda yaptığımız işin kadarının yapıldığını görebiliyoruz. Panomuza bitiş tarihi ekleyebiliyoruz. Mesela bunu yarın yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bitiş tarihi belirledik. Eklenti kısmından ise bilgisayarımızda veya Google Drive'ımızdaki bir dosyayı buraya ekleyebiliyoruz. Yorum yaz seçeneğinde ise diğer grup üyeleri ile iletişim kurabiliyoruz. Ödev tamamlandı. Burada görmüş olduğunuz gibi yorumumuz ortaya çıkıyor. Buradan kartlarımızı taşıyabiliyoruz sürükleyerek. Sağ taraftaki menüye geçecek olursak, burada görmüş olduğumuz gibi panomuzdaki kişileri görebiliyoruz. Panomuza üyeler ekleyebiliyoruz. İsimlerini veya adreslerini yazarak
buraya giriş yapmalarını sağlayabiliyoruz. Arka planımızı kişiselleştirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi belirli bir ücret karşılığında daha fazla kişiselleştirme araçları, arka planı düzenleyebiliyoruz. Power Up'lar ile panomuzu diğer uygulamalar ile birleştirebiliyoruz. Tabi bunun belirli bir ücreti var. Çıkartmalar ile panomuzu daha eğlenceli bir hale getirebiliyoruz. Mesela gülücük kayalım. Tamamlandığı için. Daha fazla seçeneğinden ise ayarlar kısmından ekibimizi değiştirebiliyoruz. Yorumlara izinler verebiliyoruz veya izinleri kaldırabiliyoruz. Panomuzu yazdırıp çıktı alabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi panomuzun bağlantısını istediğimiz bir yerde paylaşabiliyoruz. Panoyu kapat sekmesinden ise panomuzu kalıcı olarak silebiliyoruz veya yeniden açabiliyoruz. Panomuzu sile tıklıyoruz ve panomuzu silebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.